stüdyodaki beyler, uzman eczacı Hülya Kayhan bizlerle birlikte. Merhaba. Bu arada beyler de dinlesin bak, saç dökülmesi, işte sakallar nasıl bakılır. Saç dökülmesi deyince bütün gözler bu tarafa döndü. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Saç dökülmesini yapmıştık. Bir küçük söylesene, ne iyi geliyor hakikaten? Özellikle Hindistan cevizi yağına uçucu yağlar ilave ediyoruz. Beyler, klarnetçi abi, senin saçın dökülmüş, hiç dinlemiyorsun. O memnun hayatım. Bak, kaçırdın konuyu. Bak, duydun mu? Söyle. Hindistan cevizi yağına nane, evet, karanfil, tarçın uçucu yağlarıyla bir karışım hazırlıyoruz. Onu maske şeklinde saça uyguluyoruz. Evet. Eczanelerde var bu karışımlar. Evet. Ya aromaterapi saç çıkarıcık formülü derseniz eczacılar hazırlıyor zaten. Belki ilk defa bizi izleyenler, seni duyanlar vardır. Aromaterapi deyip duruyoruz. Aromaterapi tam olarak ne? Bir kere daha. Aromaterapi tam olarak bitkilerin uçucu yağlarıyla, kokulu bileşenleriyle tedavi etmek. Bu kokulu bileşenlerin farmakolojik etkinlikleri olduğu gibi koktukları için de duygularda, limbik sistemde iyileşme sağlıyorlar. Biz aromaterapiyle duyguların, yorulmuş duyguların, kırılmış duyguların onarımını sağlıyoruz diyebilirim. Çünkü genel tedavilere baktığımızda aslında uzun anlatabilirim ama şöyle kısaca söyleyebilirim. Biz insanları kırıyoruz. Bazen tedavi yaparken de kırıyoruz. Farkında olmadan kırıyoruz. İşte diyoruz ki şunu yeme, şu kadar yeme, bunu bu sana yasak, bunu içme, bununla beslenme, bu zararlı, bu şöyle. Ve onu yeme dediğimiz kişi, evet tamam yemeyeyim ama diyor, bir de duyguları kırılmış oluyor. Fakat aromaterapi bunu böyle, onu yeme, bunu yapma, bunu etme diye söylemiyor. Kokular, olfaktör reseptör dediğimiz koku reseptörü de beyindeki duygu merkezine gidiyor ve hissettirmeden kendi onu yememeyi, kendini kontrol edebilmeyi, dengelemeyi, mutlu hissetmeyi başarabiliyor. Bunu da parasempatik sinirler yapıyor. Bahar geldi, hepimizde bir yorgunluk, yaza giriyoruz. Bu yorgunluğu, o etki üstümüzden neyle, nasıl atalım? Aromaterapiyle yine. Evet, çünkü aromaterapi duygulara direkt etkileyebilen bir terapi. Koku duyusu çok primitif bir duyu. İlkel duyumuz ve direkt duygularımıza bağlı tek duyumuz. Biz kokuyla mutlu olabiliyoruz. Zaten koklayınca, ben az önce içeriye girdim, bu sarımsak kokusundan acıktığımı hatırladım. O ana kadar hiç açlık hissi hissetmiyordum. Ama yiyemeyeceksin, uçağa yetişiyorsun. aynen. Onun için bu kokuyla beraber biz aksiyon alıyoruz. Duygularımızı yönlendiriyoruz. Aromaterapi baharda da bize çok faydalı oluyor. Bahar aylarında çok yorgun hissediyorsak, çok elimiz kolumuz kalkmıyor, sabah yataktan kalkamıyoruz. Bu mevsimsel yorgunluk, mevsimsel depresyon durumlarında uçucu yağlardan faydalanıyoruz. Koklamayla özellikle, şimdi bir karışım yapmak istiyorum ben şu küçük şeye. Özellikle bahar için çok yorgun, işte işe gitmek istemiyor, buraya gelmek istemiyor, televizyona çıkmak istemiyor ki herkes ister. Çok yorgun ve isteksizlik durumlarında bergamot yağından 10 damla damlatıyoruz. Bu koklayacağız. İstediğimiz şekilde koklayabiliriz. Onları da göstereceğim. Bergamot, petitgrain, turunç yaprağı muhteşemdir. O, tam şu anda. Evet, böyle turunç yaprağı. Harika. Mis gibi enerji verir duygulara özellikle. Ve tabii ki sonra da fiziksel olarak bir kere o yataktan kalkamayan hallerimiz, gözümüzü açamayan hallerimiz ortadan kalkacak. Enerjik ve dinç olacağız ve çok keyif almaya başlayacağız. Aromaterapinin en güzel tarafı, yaptığınız her şeyden keyif alabiliyorsunuz kokladıktan sonra bu güzel kokuları. Bir de 10 damla da greyfurt damlatıyoruz. Süper. 10 damla greyfurt, 10 damla bergamot, 10 damla turunç yaprağı, uçucu yağ. Genel olarak böyle dikkat ediyorum, bütün karışımlara hemen hemen koyuyoruz. Çünkü anksiyetede onlarca insan çalışması var. Bilimsel olarak da çok kanıtlanmış. Depresyonda çok çalışması var. Alzheimer'da, demansta, unutkanlıkta çok çalışması var. Bilimsel arkasında insan çalışmaları çok fazla diye çok güveniyoruz ona ya biz. Ya bak, şu an biliyor musun? Keyif çok veriyor. Güzel bir şey söyledi. Oh. Hani biz şununla şunu karıştırın, bununla bunu konuşturun. Aktarlar da hani bitkilerle, çaylarla ilgili bunları söylüyor ya. Kimse böyle durduk yere bunu bununla yakıştırdım diye söylemiyor bize. Gerçekten laboratuvar ortamında bunlar hep denenen,
formüller değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Evet. Hep bunların hepsi arkasında onlarca bilimsel makale ve çalışması olan uçucu yağlar ve bu etkinliği kanıtlanmış uçucu yağlar. Aromaterapi böyle bir şey. Yani bilim, tamamen bilim var arkasında. Ne yapalım bunu? Bunu şimdi şöyle hava yayıcının içine bundan mesela işe gelirken bir 4-5 damla damlatıyoruz ya da iş yerinde. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bu eczanelerde satılıyor. Artık birçok yerde bir bulabileceğiniz fiyatı hiç pahalı olmayan bir şey. Evet. Sen bana hediye ettin ve ya kullanıyorum. Ev mis kokuyor ve çok iyi hissediyorsunuz. Lütfen edinin, gerçekten ulaşılabilir bir fiyat. Evet. Eğer bunu bulamadık, hiçbir şey bulamadık, bir kağıt mendile damlatıp onu koklayabiliyoruz. Böyle böyle. Evet. Buralara falan şimdi yaz geldi, çok öneremiyorum. Normalde öneririm ama bergamotu yazın güneşte sürüp, buraya bile sürüp çıkmanızı istemiyoruz. Koklamanızı istiyoruz. Koklanacak kağıt mendil olabilir, hava yayıcı olabilir, başka sıvı yapabilirsiniz ama direkt buraya veya buraya sürdüğünüzde, eğer unutursanız sürdüğünüzü bergamotu, güneşe çıkarsanız, oturursanız leke yapar. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Önemli olan koklamak, çünkü koklayarak duygularımız iyileşiyor. Sürmek değil orada amaç. Şimdi aslında seninle yağları konuşuyoruz ama tam da böyle yaza girerken parfüm seçimini seninle konuşsam çok mu abest olur? Yok. Hani böyle yaza girerken hangi kokular tercih edilsin? Bize yazı hatırlatsın, ağır kokmasın. Evet, sitrus, yine sitrus türleri hem hafif oldukları için. İçeriğinde bakın mutlaka içeriğine. Özellikle şimdi yaza girerken biraz sonra zaten anlatacaktım. Yılank yılank içeren, tabii marka veremiyoruz ama çok çok meşhur bir parfüm var. Onun top notası yılank yılank. Mesela yılank yılank içeren, özellikle kadınlar, her anlamda isteksiz olan kadınlar yılank yılank parfümlerini kullanabilirler. Genelde canlanmak, neşelenmek, ferahlamak isteyenler, çok yorgun hissedenler daha çok sitrusları kullanabilirler. Aromaterapide de buna önem veriyoruz. Mesela biz ylang ylanga özellikle menopoza girmiş hanımlara ve adet sancısı, adet dönemi yeni başlayanlara da öneriyoruz. Menopozda ylang ylangla Clary Sage'i beraber öneriyoruz. Miskada çayını koklama olarak. Çünkü kişiler menopoz döneminde ateş basmaları oluyor. Vücutlarında dengesizlik oluyor. Hormon dengesizliği oluyor. Bunun sebebi aşırı stres hormonu kortizol, üreme hormonlarını da etkiliyor. Bu hormonları dengelemek için hele hele bu bahar geçişlerinde, mevsim geçişlerinde çok dalgalanan bu hormon dengeleri için mutlaka kadınlara miskada çayı ve ylang ylang öneriyoruz. Eğer ylang ylangı böyle uçucu yağ olarak hava yayıcıda veya koklama, yastığa damlatmalarını öneriyoruz. Yatmadan önce yastığa iki damla damlatıp öyle uyumalarını öneriyoruz. Hakikaten kadın olarak dişil enerjilerde çok başarılı yağlardan bir tanesi. Bunun parfümleri de var. Böyle değil, yağ olarak yastığıma damlattım ama parfüm de istiyorum diyorsak, top notası ylang ylang olan çok meşhur parfümler var. Biliyoruz. Biz kendimiz yapamaz mıyız böyle karışımlardan oda spreyi? Evet evet, yapabiliriz. Mesela o suya mı katıp? Hidrolata koyuyoruz. Hidrolat uçucu yağ elde edilirken altta kalan suya biz hidrolat diyoruz. O hidrolat mesela lavanta hidrolat. Hidrolat dediğin su mu? Su, bir su ama çiçeğin suyu. Hidrolat dedi. Nereden eczanelerde var. Eczanelerde var. Hidrolat alıyoruz su olarak. O hidrolatın zaten o uçucu yağ elde edilirken altta kalan su olduğu için o hidrolatta zaten damlacıklar var. Birkaç damla uçucu yağ var. Koku da var. Evet, yani. Lavanta hidrolatı alabilirler, gül hidrolatı alabilirler. Ha, karışım yapmaya gerek yok. Onu öyle alıp onu sıkacağız direkt. Onun içine uçucu yağ koyacağız. Evet. Gül hidrolatını alacağız. Mesela gülü seviyorsunuz. Gül hidrolatının içine 15, o 150 cc 15 damla lavanta yağı damlatabilirsiniz. Veya 15 damla ylang ylang damlatabilirsiniz. Yok ne, ben neşe eğleneyim, keyifleneyim, baharda böyle uyumayayım istiyorsanız da 15 damla greyfurt veya petitgrain veya bergamot damlatabilirsiniz. Onu etrafınıza sıktığınızda negatif iyon alanında yapıyor zaten. Yani o negatif iyonlar bizi daha iyi hissettiriyor. Vücudumuz asit olmuyor, alkali oluyor. Biz vücudumuzu havayla da asit yapıyoruz. Çünkü pozitif iyonlar bizi asit yapıyor. Bunu önlemek için de sık sık etrafımıza sıkabiliriz ondan. Ben saç diplerim için nane yağı eczaneden aldığım, senin verdiğin böyle nane yağı ile masaj yapıyorum. Naneye ama Hindistan cevizi yağına karıştırarak, tek başına nane yağıyla değil.
Nane uçucu yağını Hindistan cevizle karıştırıyor. Yoksa çok kurutur ve kaşınır. Cildi hassas olan kişiler de bu kaşıntıdan rahatsız olur. Mutlaka Hindistan cevizi yağının içine naneyi birkaç damla damlatarak yapıyoruz. Bu genel bir bakım değil mi? Yani genel bir bakım. Onu için değil yani. Genel olarak böyle hani saç foliküllerini uyarmak için bir evet. bakım. Evet. Aha. Çünkü nane yağının çok iyi bildiğimiz bir saç dökülmedeki ilaç molekülüyle karşılaştırmalı çalışması var. Çok kıymetlidir. Saçın anagen fazla yeniden çıkmasını sağlar nane yağı. Yardımcı olur, destek olur. Mentol herhalde böyle açıyor değil mi? Mentol var. Açıyor. Evet. Başka aha. şeyler de var içinde. Onlardan dolayı şeyleri dolaşımı hızlandırır. Saç diplerinde dolaşım çok önemlidir. O da astringen yani dolaşım hızlandırır ve o saçta her hücreye kan akımı olur. Böylece saç tekrar uyarılır. Bana bayağı sık sorulan sorulardandır. Ben saçımı kendim kesiyorum. Böyle neredeyse ayda bir böyle bir santim, bir buçuk santim böyle yıkadıktan sonra tarıp sürekli saçımı kesiyorum. Nasıl saçım bu kadar hızlı uzuyor diyorlar. Çünkü ben hep Hindistan cevizi koymuyordum ama nane ile arada sıra sık sık masaj yaparım. Evet. Çok masaj yapıyorum saç tipimi, o yüzden sanırım da saçlarım çabuk evet. uzuyor. Sadece nane uçucu yağ ile masaj yapın diye anlatırsak cildi çok hassas olan insanlar da... Belki benim aldığım seyreltilmiş bir şey. Seyreltilmiştir. Seyreltmek için de Hindistan cevizi yağı kullanıp onunla yaparsanız çok hem yan etki görmezsiniz, cildiniz iritan olmaz hem de saçlarınız çok hızlı uzar. Depresyondayım, unutuldum. Var mı depresyonsuz bir yağ? İlla ki böyle kafamız bir şeye atıyor. Bu dönemlerde ne öneriyorsun şekerim? Aslında az önce söylediğim bu dönemlerin sebebi mevsim geçişleri. Hmm. Mevsim geçişlerinde biz mutlaka bergamot, greyfurt ve turunç yaprağından yani sitruslar, limon da olabilir mutlaka faydalanıyoruz. Bunu yaptık ya az önce. Evet. Bu özellikle depresyon için böyle hava yayıcı da veya biraz önce söylediğim sidrolatla etrafımıza veya yastığımıza damlatmak. Bir şekilde bunu inhale ettiğimizde bu depresyonun bize verdiği o işte modumuzun düşmesi, hiç canlanamamak, heyecanlanamamak gibi her tür şeyden korunmuş oluyoruz. Ve çok canlı, heyecanlı, gayet keyifli oluyoruz. Daha keyifle geçiyor hayat. Aromaterapi bunu çok iyi başarıyor. Belirli yaşlardan sonra hızlı hızlı soruyorum. Kemiklerde rahatsızlığı olanlar, kemik ağrısı çekenler ne yapsın? Onların özellikle vücudun gamma-linoleik asit dediğimiz bir çoklu doymamış yağ asidine çok ihtiyacı var böyle dönemlerde. Bir iki tane yağ var bunu içeren. Bir tanesi çuha çiçeği yağı, bir tanesi de hodan yağı. Çuhanın içinde bu oran çok daha düşük, hodan yağında çok yüksek. Onun için biz hodan yağını öneriyoruz. Bildiğimiz bir tohum yağı. Bu yağı kişilerin tüketmesi gerekiyor. Zaten balık kapsüllerinin yanına kaşıkla evet. Balık kapsüllerine şimdi son dönemde balık yağları var ya balık yağlarının birçoğunu okuyun. Omega 3 6 9 yazanları yanında hodan da yazar. Hodan yağını mesela salataya banabilirler, salataya koyabilirler, kaşıkla içebilirler. Çünkü o bir sabit yağ. Zeytinyağının bir başka versiyonu gibi düşünün. Hodan yağı. Evet. Eğer belli bir yaştan sonra kemik sorunu yaşayanlar hodan yağıyla çözüm bulabiliyor. Evet, evet. Osteoporozda çok çalışması vardır. Hı-hı. Destek olmak için, bu sorunu geciktirmek için, olmaması için. İleride kemik erimesi, kıkırdak tükenme olmaması için de hodan yağını ara ara tüketmek gerekiyor. O zaman gerekiyor. Biz de öyle yani 30 tabii. itibariyle. 30 daha çok genç ama 40'lı 50'ye gelenler itibariyle. İkimizin de hareketi 30, 40. Dışarıdan dizlere böyle bir yağ masaj. Biz yine hodanın bu sefer uçucu yağla karıştırarak öneriyoruz. Hodanın içine mür yağı ekliyoruz. Mırra. Onun uçucu yağı var. Mür yağı çok kıymetli bir yağ. Hazreti Kahve Muhammed, olan mırra değil mi? Onun işte gövdesinden elde edilen yağ. Bitkinin reçinesi, ağacın reçinesinden elde edilen bir yağ. Hazreti Muhammed mür ticareti yapıyormuş. Çok kıymetli bir yağdır mür yağı ve ağrılarda da çok başarılıdır. Ağrılara destek olsun diye sürme şeklinde mür yağını hodanla karıştırıp sürüyoruz. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum Hülya Kayhan'a. Kocaman bir alkış. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim canım. Nereye gidiyorsun ki sen şimdi? Merak ettim. Ben uçanları çok kıskanıyorum. Bir uçak göreyim havada.